tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, dört tarafı denizlere kapalı olmayan insanlar için NTV'de ve denizde hayat var diyoruz efendim. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Ali Bey merhaba. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim, tanıyor musunuz? Ali Erkan Bezirgan, işte bu marinanın müdürü. Swear with me, he querido volver a vivir. Peki kaç sene oldu? 2003 yılının 1 Mayıs'ında deneme geçişli bir tekne kabulüne başladık. Ama resmi devlet töreniyle açılışı 16 Ağustos 2003 oldu. Marinalar çevreye katkısı olan yerler mi yoksa çevreyi katleden yerler mi? Yok, marinalar gerçekten çevreci. Neden? Çünkü yatıyla çıkan bir kişi koyda kalıyor. Bu denize atmayacağına göre bir denizci pisliğini teknesinde biriktiriyor. Sonra bir yere atlıyor. Pis su tankını biriktiriyor. Sintinesini icabında varsa var olan tekne için konuşuyor. Bunu dolduruyor. Daha sonra bunu nereye götür boşalacak? Bunu alacak bir yer lazım. Marina. İşte marinaya geldiği zaman marinalar aslında bir noktada çevirici olmak zorunda. Hani hep şey derler, mesela bunu çok duyuyorum gazetelerde, işte tekneler geldi, koy pislendi. Hiçbir tekne koyu kolay kolay pisletmez. Artık yani bu tur tekneleri de dahil hepsinin sintineleri var, sistemleri var, boşaltma sistemleri var. Çok zordur yani. Adam ertesi gün bir daha turist getirecek, oraya lağım döker mi? Gayet tabii ki. Yani denizci zaten denizci sever. Evet. Bir de bu gerçek. Artık bunu kabul etmez. Tehlike denize karalardan geliyor. Evet. Bunu herkes bunu kabul etsin. Şu anda yaklaşık 6 metre derinlik var tahmin ediyorum. 5 veya 6 metre derinlikte denizin dibi görünüyor. Evet. Hadi bunun için bir tebrik ediyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ali Bey'i. Evet, görüşmek dileğiyle diyelim. Alo Sertab, merhaba, indiniz mi uçaktan? İyi, tamam o zaman, ben yakında bir koydayım, o marinaya geleceğim, demarinde buluşuruz o zaman. Siz de oraya geleceksiniz zaten, tamam. Demir'le beraber, tamam, okey. Hadi öpüyorum sizi, görüşürüz, tamam. Tamam.
gece. Vay vay vay. Fırtına var. Hadi be. Gece girdik yalara. GPS mi? Yapma be abi. Evet. Sen ne diyorsun abi? Fırtına var falan mı? Hiç akıl kârı değil. Hiç delilik yaptık. Doğru bir şey yaptık saçma yani bu arada da. Ama o kadar tatili özlemişiz ki. Gece mece bastınız ve abi. Ve soğuk yani. Yazın ortasında falan değil ha. Sonra bizim kaptan dedi ki, iki kaptan vardı. Çetin arkadaşımız. Çetin'i biliyorum. Çetin'i biliyor musun? Tanımaz mı Çetin'i? Dedi ki, şeye çıkalım dedi ya. Hava düzelmiş dedi. O abi o koydan bir çıktık. Bak sana bir Çetin hikayesi anlatayım. Seninle alakalı üstelik. Hadi ya. Geçen sene siz gezmişsiniz ya Çetin falan, evet, hep beraber. Evet. Bütün kızlar toplandık. Tabii. Sonra ben de Mesu diye deyim abi. Kakalaklar basmış sonra. Mesu diye deyim abi. Bir baktım ama nasıl fırtına var biliyor musun? Limanın içinde 40-45 esiyor. Zor bağlanmışım. Yer de yok ve sona bağlanmışım. Allah. Dua ediyorum kimse gelmesin üstüme yaslanmasın diye. Fakat bir baktım gece böyle 7-7.5 bir tane tekne uzaktan bir oraya sallanıyor, bir buraya fırtına, nasıl biliyor musun? Biri geliyor. Ondan sonra dedi ki eyvah kim bu işte zavallı falan geldi, karanlık bastı bu arada. Bu deli içeri. Kim? Dedim ki do you speak Turkish dedi. Gani abi sen misin dedi Çetin.
Valla göz kararı. Bu bir histir efendim. Zeytinyağınız var mı Galip Bey? Olmaz bu zeytinyağı. Çeşit çeşit. Şundan kullanabiliriz mesela. Evet, bir zeytinyağı. Buyursunuz. Yemeklik mi o? Ne olsun? Yağ da atıyorsun sen. Tabii. Ya biz onun denizde motor yağları var ya. Bak şimdi ya. Deniz suyunun içinde yağ da var. Gördüğünüz evet. gibi durumu kontrol altına almış bulmak değil. Ele geçirdim. Yok falan yok. Gördüğünüz gibi gayet güzel yemek yapıyor. Bu arada Demir de tekneyi kullanıyor, sağ olsun. Bu da gelir, bu da gelir. Biz kaynayana kadar bekleyeceğiz. Pet şişeleri ne yapıyoruz teknede? Ne yapıyoruz? Sütmemiz lazım. Böyle yapıyoruz. Geçer.
Denizde Hayat Turkcell'le devam edecek. Denizde Hayat Turkcell'le devam ediyor. Biz kendi algımız içerisinde aşk ölüyor, 3 yıl var, odur budur, bir yeni kitaplar yazılıyor. Ne kadar insanın eski altında bırakıyorlar. Tabii canım, aşkın ömrü 3 yıldır falan. 3 yıldır deyince evet. 3 yıl sonra bakmaya başladım sadece. Ne zaman bitecek? Artık tamam, hadi görüşürüz. 3 yıl var, kitapta yazıyor. Ama insan denilen şeyin algısı şu kadar sığ ve dar olduğu için biz öldürüyoruz ama bence haliyle aşk ölmüyor. Aşk bu varoluş şekli, evet. Bu tamamı olduğu sürece bence devam ya edecek. Ya tabii aşkı illa da kadın erkek arasında olan ilişkiye kadar kısıtlamamak lazım bence. Çok daha geniş bir kavram. Bence de bir duygu olarak kesinlikle öldürmemek lazım. Şu anda mesela biz bir gün yolculuk yaptık ve insan denize de aşık olabiliyor. Kesinlikle. Ya, tutkuyla bence ilgili bir şey sanıyorum. Tutkuyla evet, alakalı. Evet, evet. Kesinlikle. Ve ayrıca çok teşekkür ederiz Gani. Olağanüstü bir gündü. Ya ben bu arada tabii seyircilerimiz her şeyi görmeyecekler belki bizim yaşadığımız. Ben onlara şunu söylemek istiyorum. Yani onlar çok mutluydular bugün ama esas mutluluğu ben yaşadım. İlk gün iki tane deniz manyağı. Demir'le ortak bütün bestelerimiz. Yani ben bir şekilde daha önce sözleri yazdım. Albümün içimden çıkan ne varsa onları yazıp daha sonra şiir halinde bestelemeye karar verdik. Bu yöntemi kullandık bu sefer. Çok bu iyi. Albümde. Birkaç şey denedik aslında. Yani önceden söz besteyi yazıp ondan sonra sözü yapmayı falan evet. denedik. Ama zannediyorum en doğru olan şey önce Sertab'ın sözü yazıp önce söz, o ondan duydu. Sonra onu beslemek aynen. lazım. Ne var yani sözler oldu. Neyi anlatıyor diye herhalde sen onu oturtmuşsun. Tabii şarkıcı albümü sonuçta. Yani bir performer yani bir yorumcunun albümü olduğu için söyleyeceği söz çok önemli. Peki Sertab'ın diğerlerinden ayıran en büyük özelliğiydi o yorumculuktaki evet. müthiş ustalığı. Şimdi buna bir de beste eklenirse ne olacak, diğerleri ne yapacak? Ya ben aslında bu konuda yoğunlaşmak çok istedim bu albümde. Demir beni motive etti, dedi ki yani artık zamanıdır Sertab. Bir şeyler yazacağız, hani zaten yaşamışlık bir şey söyleyebilirsin. Ben hep kendim bu anlamda çok eleştiriyordum. Eleştirmemeye ve kendime güvenmeye karar verdim. Bence de güven ya. Çünkü ben şuna inanıyorum. Yani yorumculuk evet çok önemli bir şey bence dünyada ama her şarkıcının biraz hikayesi de olmalı. Ve biz o hikayenin ipuçlarını nerede göreceğiz? Aynen. Senin yazdıklarından göreceğiz. Ya da ne olacak? Kitap mı yazacaksın en sonunda? Evet ya, en sonunda ben bunları hissetmiştim bütün şarkılarımı söylerken. Bir evet. de bir öyle bir an oluyor ki artık başka birinin lafı seni kesmiyor. Yani senin bir şey ediyor olman ve onu telaffuz ederken ki rahatlığın aynen, ve aynen. mutluluğun evet. bambaşka bir şey. Hani yani Sertab acaba bu şarkıdaki bu duyguya katılıyor mudur diye düşündüğüm olabilir mesela. Evet, aynen. Yani yaşamadım bu duyguyu bugüne kadar ama bazı şarkıcılarda yaşıyorum. Evet. Yani o yüzden de zaten bir şarkıcının beste bulması çok zorlaşmaya başlıyor. Boş, evet değil mi? Çünkü normalde şarkıyı söylemeyecek olan besteciler o aralar ne trendse ne gündemdeyse onunla ilgili şarkılar yazıyorlar ki satabilsinler ve tutsun diye. Ama Sertab gibi birisi kalkıp da işte şarkı aramaya başladığında tabii ki onlar hitap etmiyor Sertab'ın ruhuna. Çok zor. Evet. Kalkıp da yani başkasının sözünü almak ya da yakışmayınca ağzına sahte diyor. Yok çıkmıyor zaten. Kötü çıkmıyor değil mi? Yapamıyorum yani. Buradan dökülmüyor ya. Laflar. Zamanında ben ne yapmışım biliyor musunuz? Böyle teenage zamanlarımda her hafta kendi billboard'umu hazırlardım. Ciddi mi? İşte bir numara yabancılarda işte Terry Jacks atıyorum. O dönemde kim varsa. Kim? Yer Terry Jacks diye bir adam. If you go away. Abi, ha, şarkıyı biliyorum. Tamam. Şarkıyı biliyoruz. Ondan sonra
Bir baktım Sessiz Gemi bir numaradaydı. Aylarca bir numaradaydı bence. Vay vay vay. Her hafta oturup Sessiz Gemi süper bir. Süper şarkı. Sonra diğerleri. Yalnız o şarkı olağanüstü sen. İnanılmaz sözü bestesi falan. Ve sana da çok yakıştığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Giden son gemidir bu. Bu şaka gibi bu program. Teşekkür ederiz yeniden. Ben bir daha gelmek istiyorum. Tamam bir daha gel. Birlikte gideyiz ya. Belki de bir sonraki programda yine görüşeceğiz. Türkiye'nin tarafında. Çünkü siz... Buradan çıkıp tekneyle tekrar gezmeye devam edecekler evet. Ama başka bir tekneyle evet. Belki de karşılaşırız yani. Umarım karşılaşırız. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Demir hocam. Abi görüşürüz. Gidin çok görüşürüz sağ ol. Zaten. Tamamdır. Yarın da görüşürüz. Tamam. Hadi oğlum. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Yani. Çok sağ ol. Çok mersi sağ ol. Görüşürüz hemen tekrar. Atıyoruz. Yani Bodrum için hep genel olarak kuzeyden eser. Ama bugün şansımızda batı ve lodos esti gün boyunca. 8-9 knot civarı çok hafif bir rüzgardı. Bazen 5'e düştü. Ve dolayısıyla böyle çok yelken açamadık. Halbuki Demir böyle yelkenle gidelim abi falan diyordu. Ama bir türlü olmadı. Çok uyumlu bir çiftle çıktık yola. Gerçekten ikisi de denizci. Denizi çok seviyorlar. Sertap denizde neredeyse yaşamak istiyor. Bütün bağları o attı gördüğünüz gibi. Bütün çalışmalarda o bulundu. Botu o kullandı. Demir denizcilik konusunda çok bilgili. Daha önceden kendisinin de bir teknesi varmış zaten. Dolayısıyla benim için çok rahat bir seyir oldu. Önce Karaada'ya uğradık. Karaada'da denize girdik. Yemekler yedik. Salatalar yaptık. Makarna yaptık Karaada'da. Oradan sonra devam ettik yola. O devam ettiğimiz yolda da çok güzel bir koya geldik. İşte şu anda bulunduğumuz koy. Kargıcık koyu burası. Bir sonraki noktamıza kadar bu koyda kalacağız.